Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere katmer poğaça tarifim var. Bu görmüş olduğunuz poğaçanın tarifini vereceğim. Yumuşacık, puf puf kabaran harika bir poğaça oluyor. Hazırlaması çok kolay. Nar gibi kızarmış. Bakın şimdi bir tanesini sizler için açalım. İçi lor peynirli, tel tel ayrılan katmer poğaça. Hemen katmer poğaçamızı hazırlama aşamasına geçelim. Burada benim malzemelerim var. Yarım su bardağı sıvı yağ, bir paket yaş maya erittim, tuz, toz şeker, 2 bardak da ayranım var. Evet, ayran ile hazırlayacağız. Şöyle kabımızı alalım. İlk olarak mayamızı içine döküyoruz. Mayamızı daha önceden suda erittim. Yaş maya. Yaş maya ile hazırlanan poğaçalar çok güzel kabarıyor. Evet, mayamızı döktük. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ döküyorum. 2 su bardağı dediğim gibi ayranım var. Ayranı döküyorum. İki adet yumurta. Yumurtayı da ilave ediyorum. Sarısını, beyazını. Göz ayarı tuzumuzu ilave ediyoruz. Şöyle 2 tatlı kaşığı da toz şeker döküyoruz. Şimdi bu malzemeleri iyice birbirine karıştıralım ve poğaça hamurunu hazırlamaya başlayalım. Şimdi elimiz ile karıştırmaya başlıyoruz. Tüm malzemeler birbirine iyice harmanlansın. Daha sonra yavaş yavaş ununu ilave edeceğiz. Kaşık ile yavaş yavaş un ilavesine başlıyorum. Elimize yapışmaz bir hamur olana kadar un ilavesi yapacağız. Un ölçüsünü vermiyorum. Şöyle iyice yoğuruyoruz. Elimize yapışmaz bir hamur olduğu zaman un ilavesini keseceğiz. Evet, poğaça hamurumuz toparlandı. Artık un fazla koymamaya özen gösterelim. Evet. Gördüğünüz gibi elimize artık yapışmaz bir hamur oldu. Şöyle iyice toparladık. Şimdi poğaça hamurumuzu dinlendireceğiz. 1 saat kadar mayalanması için bekleteceğiz. 1 saatin sonunda poğaça hamurumuz mayalandı. Bakın ne kadar kabardı. Şimdi katmer poğaçaları hazırlama aşamasına geçelim. Hamurumu şöyle düz bir zemin üzerine koyuyorum. Bir saat tepsi mayası mayalanan hamurumuzu biraz da tepsi mayasında bekleteceğiz. 1 saat yeterli. Evet, şöyle iyice toparlıyoruz hamurunu. Biraz un döktük ve unun üzerinde yuvarlıyoruz. Hamuru 8 parçaya böleceğim. Ne kadar büyüklükte, elimizin yumruğu kadar büyüklüğünde hamur parçaları kesiyorum. Bu kadar büyüklükte yeterli. 8 parçaya bölüyorum. Elim ile şöyle toparlıyorum. Un serilmiş kabın içine 3-4 adet olanı koydum. Diğer 4 adedi şöyle kenara çekelim yavaş yavaş. Evet. Hazırladık. Şimdi açmaya geçiyoruz. Küçük bir tepsi büyüklüğünde açacağız. Oklava ile. 4 adedini bu şekilde açıyorum. Biraz bolcuna unlayın. Kabarık mayalanmış hamur olduğu için un götürecektir. Evet, 4 adedini açtım. Şimdi üzerine tereyağı ya da margarin, hangisi evinizde varsa şöyle elimiz ile sürüyoruz. Kat kat 4 yufkayı üst üste koyuyoruz. Tekrar oklava ile açıyoruz. Yani tekrar tepsi büyüklüğünde. Şöyle ince olacak biraz. Evet, 4 adet yufkayı üst üste koymuştuk. Yağlamıştık. Şimdi onu açıyoruz. Katmer poğaça yapıyoruz. Evet. Yufkamızı da açtık. Şimdi bir kesiciyle ilk olarak 4'e, daha sonra her bir parçayı 4 parçaya bölüyoruz. Toplamda 16 adet kesik parçamız olacak. Evet, burada benim lor peynirim var. Yarım kilo lor peynirim. Uç kısımlarına kestiğimiz yufkanın lor peynirinden koyuyoruz. Elimizle azar azar koyuyoruz. Patatesli yapabilirsiniz, kıymalı yapabilirsiniz, soğanlı yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben peynirli olarak hazırlıyorum, lor peynirli. Hepsini ucuna koydum. Gördüğünüz gibi şimdi yuvarlamaya geçiyoruz. Bu şekilde hepsini yuvarlayarak katlıyoruz. Katmer poğaçalarımız olmaya başladı. Çok lezzetli, harika bir poğaça oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Evet. Hepsini katladım. Şimdi yağlanmış bir fırın tepsisini hazırlamış olduğum katmer poğaçaları yerleştiriyorum. Belli aralıklar ile yerleştiriyoruz. Tamamen birbirine dayamayın. Daha şişecektir pişerken de beklerken de. Onun için belli aralıklarla yerleştirin. Evet, bir dörtlü bir yufkayı yaptık. Şimdi ikinci dörtlü yufkayı hazırlıyorum. Yine aynı işlemi uyguladım. Bir büyük fırın tepsisi katmer poğaçam çıktı. Bakın. Bir büyük bir tepsi. Şimdi mayalanması için yarım saat bekleteceğim. Tepsi mayasında. Evet, yarım saat sonunda fırınım şu anda 250 derece yüksek açık. Yüksek ısıda pişireceğiz. Burada yumurtam var. İçine de birazcık sıvı yağ kattım. Yumurtanın sarısı. Şimdi katmer poğaçaların üzerine hazırlamış olduğum bu karışımı sürüyorum. İsterseniz üzerine çörek otu, susam serpebilirsiniz. Hiçbir şeye serpmeyebilirsiniz. Ben serpmeyeceğim. Fırınım dediğim gibi 250 derecede şu anda kızıyor. Yüksek ısıda pişireceğiz. Poğaça türü, börek türü hamurlarda fırınınız genelde yüksek ısıda çalıştırın. Pasta, kek türünde o zaman düşük ısıda çalıştırın. Bu bir püf noktasıdır. Evet, bu şekilde hepsinin üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Dediğim gibi birazcık sıvı yağ karıştırdım içine. Evet, fırına veriyorum pişmek üzere. Katmer poğaçaları. Gördüğünüz gibi katmer poğaçalarımız pişti. Fırından çıktı. Nar gibi de kızardı. Bakın ne kadar güzel oldular. Kabardılar. Görüntüsü muhteşem. Umarım sizler için hazırlamış olduğum katmer poğaça tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Abone olun ki yayınlanan tarifleri ilk siz izleyin. Şöyle bir tanesini sizler için kıracağım. Ne kadar güzel olduğunu göstermek amacıyla. Bakın kat kat tel tel ayrılıyor. Hoşça kalın. Afiyetle.